İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ermenilerinin Yerel Parlamentosu 3 Raymond Ruben Berberyan Kayıp Vatana Dönüş Batı Ermenistan'ın Evlatları William Saroyan Muş'un Sasun Dağları ile Genel Görünümü 1923 109 Yıl ve Bir Gün Dünyanın En Eski Ülkeleri Aliyev'in hedefi Doğu Ermenistan Devleti'ni parçalamak. Batı Ermenistan Ermenilerinin Yerel Parlamentosu 3 Teşekkür ederim Sayın Başkan. İlk oturumda da belirtildiği gibi yerli halkların insan Hakları Konseyi çalışmalarına katılım fırsatlarının güçlendirilmesi konularını ele alan uzman grubu şu sonuca varmıştır yerli halkların temsilcileri ve kurumları, yerli halkların takdir edeceği insan hakları konseyi toplantılarının tüm oturumlarına katılma fırsatına sahip olmalıdır. Konsey düzenli ve özel oturumlarına, özel prosedür yetkisine sahip özel raportör ve diğer yetki sahipleri ile etkileşimli diyaloglara ve ayrıca yerli hakların ve diğer kişilerin haklarına ilişkin Uzmanlık mekanizmasının çalışmalarına katılımlarına izin verilmelidir. İlgili mekanizmalar yuvarlak masa toplantıları, periyodik evrensel inceleme oturumları, çözümlere ilişkin resmi olmayan istişareler ve paralel tedbirlerdir. Doğu Avrupa, Orta Asya ve Transkafkasya bölgesini temsil eden Batı Ermenistan Ermenilerinin Parlamentosu bu öneriyi tamamen destekliyor ve 7 sosyo-kültürel bölgeye mensup tüm yerli halkların kendi kaderini tayin hakkı olan, kendi hayallerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak yapıcı çalışmalar için tüm organizatörlere derinden teşekkür ediyor. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ermeni halkına karşı uygulanan soykırım, arminosit ve sürgünlerin Evrenin Rabbinin önceden hazırlamış planına uygun olarak yürütüldüğü izlenimine sahibim. İnsan standartlarına göre ölçersek eşi benzeri görülmemiş bir zulümdür bu. Memleketinden sürgün edilen hay, kökleriyle bağlarını koparıp dünyaya asimile olmak, yaratıcılığını göstermek ve tüm çabalarında öne çıkma zorunda kaldı. İnsanlığı ayıran sınırların bölgesel olmaktan ziyade ideolojik olduğunu biliyoruz. Milliyetler basit stratejik düzenlemelerdir. Bazen ticari değeri olan ve fiyatı evrensel cehaletin pazarında belirlenen bir metadır. Zaten hayatı boyunca adaletsizliklerle mücadele etmiş bir Don Kişot'um. Kardeşlerimin sesiyle birlikte sesimi de duyurmak için sesimi yükseltmem yeterli. Bin kişiydiysek 50 kişi kaldık ama Batı Ermenistan vatandaşları olarak bu 50'nin misyonu Ermeniliğimize dair yeni bir anlayış yaratmak, tarihi Ermenistan'ımızın fareler tarafından kemirilmiş iskeletini yeniden düzenlemektir. Bu 50 kişi ana vatana dönecek ve külleri üzerinde tüm dünya haklarına karşı kardeşlik ve sevgi dolu bir ulus inşa edecekler kapıları herkese hatta bir zamanlar onun cellatları olanlara bile açık olacak bir Ermenistan. Tanrı bizimledir. Raymond Ruben Berberian William Saroyan, 20. yüzyılın ilk yarısının en saygın Amerikalı yazarlarından biridir. Kırsal Amerika'nın zorluklarını ve sevinçlerini Kırsal Kaliforniya'nın Central Valley örneği üzerinden tavsiye ediyor. Pulitzer ödülü, Oscar ve New York Dram Eleştirmenleri Kulübü ödülünü kazandı. Saroyan 31 Ağustos 1908'de Fresno'da doğdu. 1915 yılındaki Arminosit öncesinden ailesi Bitlis'ten Amerika'ya taşındılar. Babası genç yaşta vefat edince Saroyan erkek ve kız kardeşiyle birlikte yetimhanede yaşamak zorunda kaldı. Yıllar sonra annelerine kavuştular. Kalbim Dağlar'da, İnsanlık Komedisi, Uçan Salıncak'taki Cesur Çocuk, Benim Adım Aram, Hayatının Zamanı gibi pek çok roman, öykü ve oyun yayınladı. İngiliz yazar, eleştirmen, aktör Stephen Fry, Saroyan için yüzyılın en küçümsenen yazarlarından biri. Onun yeri haklı olarak Hemingway, Steinbeck ve Faulkner'in yanıdır, dedi. 1923 yılında çekilen fotoğraflar Muş'un tarihi ve kültürel mirasının önemli kısımlarını koruyan çok değerli belgelerdir. Bir zamanların güçlü Ermeni şehri Muş bugün geçmişimizin acı hatıralarından biridir ve Ermeni özgürlüğünün simgesi olan Sason Dağları kültürümüzde kahramanca bir mücadele mekanı olarak yüceltilmektedir. Batı Ermenistan'da bulunan Muş canlı bir şehirdi. Ermeni kültürünün eğitiminin ve dilinin merkeziydi. Ancak 1915'teki soykırım Armenosit'ten sonra bu bölge nüfusunun çoğunu kaybetmiş, buradaki Ermeni halkının tarihi şiddet ve sürgün nedeniyle kesintiye uğramıştır. Fransız web sitesi Kemintras, dünyanın en eski halklarından söz ederek kadim bir medeniyet olarak Ermenistan'a özel önem verdi. Milattan önce 860 yılında kurulan Ermenistan, dünyada Hristiyanlığı resmi din olarak kabul eden ilk ülkelerden biri olarak kabul edilmektedir. Binlerce yıllık tarihi ve kültüre uluslararası tanınırlığa sahip zengin bir miras oluşturmuştur. Ermenistan'ın yanı sıra Yunanistan ve İtalya'da önemli rol oynuyor. Antik Yunan, özellikle Atina ve Sparta, felsefenin, sanatın ve demokrasinin temel taşlarıdır. Etiyopya aynı zamanda tarihi binlerce yıl önce başlayan dünyanın en eski ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Kültürel ve tarihi değerlerini sergileyen tüm bu ülkeler bizlere insanlık tarihinin zengin mirasını hatırlatıyor. İnternette Bakü'nün uluslararası ve Azerbaycanlı uzmanların katılacağı Doğu Ermenistan madencilik sektörünün izlenmesini talep ettiği yönünde bir mesaj dolaşıyor. Bu talep, Ekonomi Bakanlığı'na bağlı kamu konseyi başkanı olan ikincil bir yetkili tarafından dile getirildi. Benzer talepler Azerbaycanlı sözde çevre aktivistlerinin mayınları protesto ederek Artsak'ı ablukaya almaya başladı. 12 Aralık 2022 olaylarını hatırlatıyor. 16 Aralık'ta Büyük Britanya'nın gizli istihbarat servisi başkanı Richard Moore Doğu Ermenistan'a geldi ve ardından Artsak'taki madenlerin Aliyev'in kararnamesi ile İngiliz Anglo-Asya Madencilik Şirketine verildiği ortaya çıktı. Bütün bunlar Bakü'nün Doğu Ermenistan ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya çalıştığını ve Ermeni devletinin dağılmasına daha da katkıda bulunduğunu gösteriyor olabilir. Aliyev'in asıl hedefi Doğu Ermenistan'ın tamamen teslim olmasıdır. Barış gündeminden bahsederken bu hususun dikkate alınması gerekir. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını gördük. Hoşçakalın.